Sahada destek veren kişilerin doğru iletişim kurması için önerileriniz nelerdir? Aslında sahaya ilk gittiğimizde yeterince ön bilgileri toplarsak, hazırlıklı bir şekilde sahaya inersek aslında işin önemli bir kısmını halletmiş oluyoruz. Sahada bizi ne bekliyor bunu bilmiyoruz. Televizyondan, medyadan birçok bir şeyler duyuyoruz ama birçok kirli bilgi de var. Doğru olan ve olmayan bilgileri ayırt etmek özellikle şu aşamada çok zor. O yüzden sahaya gitmeden önce ne olduğunu, nerelerin güvenli olduğunu, neye ihtiyaç olduğunu bilerek oraya gitmeniz de fayda var. Oraya gittikten sonra da tabii ki çok iyi bir izleyici olmanız gerekiyor. Kimin size ihtiyacı var? Tabii bu arada sizin üstlendiğiniz rol ve sorumluluklar bağ da önemli. Ama kişilerle ilk iletişim kurduğunuzda gerçekten orada bir sizin kim olduğunuz, niye size yaklaştığını sorgulanacak. Çünkü siz o insanlar için bir yabancısınız. İyi niyetli misiniz, kötü niyetli misiniz o insan bilmiyor. O yüzden size çok ne bileyim içtenlikle de yanıt verebilirler. Öfkeyle de karşılaşabilirsiniz. Her tür tepkiye açık olmakta fayda var. Baş edilmesi en zor olan nokta genellikle o insanların öfkesi oluyor. Şu an insanlarda yoğun bir öfke patlamaları yaşıyor. Çünkü kaygılılar, çünkü geleceklerini bilmiyorlar. Nerede kalacaklar? Bu yardım hizmetleri nerede? Niye bana yardım edilmedi? O bir sürü kayıplarım var. Bütün bunlar aslında öfke kaynağı ve çok haklılar. Siz karşıda belki çok gönüllü gidiyorsunuz, her işinizi bırakıp gidiyorsunuz ama size öfkeyle yaklaşıldıklarında bunu örneğin kişisel olarak almamak lazım. Çok sakin bir ses tonu, yumuşak bir ses tonuyla, göz kontağı kurarak ve çok iyi dinleyerek insanlara yaklaşmakta fayda var. O insanların ne yaşadığını bilmiyorsunuz. Deprem yaşadılar ama tepkilerini bilmiyorsunuz. O yüzden bizim aslında bazı klişelerimiz var. O yüzden çok da fazla ne olduğunu, ne söylenmesi gerektiğini bildiğinizi varsaymamakta fayda var. O insanların özellikle öfke doluysa çok can kulağıyla dinleyin. Belki ne söyleyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan bir sürü cümleler geçiyordur ama hangisini seçeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz ama unutmayın sizin orada fiziksel olarak varlığınız bile o insanlar için güçtür. Siz onları yargılamadan dinlediğinizde bir süre sonra onlar sakinleşecek ve sizinle konuşmaya açık hale gelecek.